Dediğini tekrarlayalım. Resmi veriler ışığında 7.7 olarak açıklanan bir ana depremin ardından saatler sonra 7.6, yine AFAD verilerine göre yeni bir deprem kayda geçti. Bunu artçı sarsıntıdan ziyade tetiklenmiş yeni bir deprem olarak algılamalıyız dedi. Haluk Eyüldoğan hocamız canlı yayında. 7.6 AFAD deprem dairesi, ana deprem 7.7 olarak güncellenmişti. Sabaha karşı tüm Türkiye'yi etkileyen o deprem 7.7 idi. Bu kez 7.6'lık AFAD deprem dairesi verilerine göre yeni tetiklenmiş bir depremle karşı karşıyayız. Bu bir artçı sarsıntı olarak görülmüyor. Derinliği 7 kilometre. Dolayısıyla ağır ve orta hasar almış, henüz yıkılmamış binalardan sıkıntılı geri dönüşler geliyor şu anda, teyide muhtaç. Ancak az önce canlı yayınımıza, sadece canlı yayınımıza yansıyan Malatya'da 8 katlı bir binanın dışarıdan hasar görmediği konusunda şüphe duyulmayan bir binanın yıkıldığına şahit olduk. Bunun dışında 2 ağır hasar almış ve kısmi çökme yaşayan binada tamamen çöktü Malatya'da. Vatandaşlarımız oradan uzaklaştırılmışlardı Ferit Demir'in dediğine göre. Evet, şimdi Elbistan'da durum nedir onu bilmiyoruz. Yani Elbistan'a ulaşan varsa... AFAD'dan sıcak bir açıklama var, bir bilgilendirme var. Hızlıca dönelim. Elbistan merkezli. Sonrasında dünyanın her yerinde buna benzer revizeler yapılır, yapılacaktır. Bu depremin sonrasında ise yine 100'e yakın, 100'ün hatta üzerinde 3 tanesi 6.6 büyüklüğünün üzerinde olmak üzere, en büyüğü 6.6 olmak üzere sarsıntı, artçı sarsıntılar meydana geldi. Ancak az önce yine aynı bölgede, yine Kahramanmaraş sınırları içerisinde Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Bunların her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler. Burada en önemli husus şu, bölgede ciddi bir deprem aktivitesi var. Bu artçı sarsıntılar uzun süre devam edecektir. Bu kadar büyük bir ana şoktan sonra, 7.7-7.6'ya varan büyük ana şoklardan sonra bunun 1.6 büyüklüğe kadar, yani 6.7-6.6-6.5 gibi büyüklüklere kadar artçı sarsıntılar bölgede devam edecektir. Bu artçı sarsıntılar da bu kadar büyüklükteki bir depremden sonra en az 1 yıl kadar devam edecektir diye tahmin ediyoruz. Dolayısıyla burada en çok dikkat edilmesi gereken husus, vatandaşlarımızın kesinlikle hasarlı binalara girmemelerini rica ediyoruz. Bu çok önemli çünkü ana şok, birinci ana şoktan sonra arkasından gelen 6 ve üzeri büyüklükteki, 5 ve üzeri büyüklükteki artçı sarsıntılardan sonra yorulan binalar, o depremlerde ayakta kalmış olsa bile sonrasındaki oluşabilecek 5 ve üzeri büyüklükteki artçı sarsıntılarda zarar görebilir. O yüzden vatandaşlarımızdan bilhassa bunu rica ediyoruz. Özellikle hasar görmüş, az hasarlı, orta hasarlı binalarda, ağır hasarlı binalarda oturulmaması, uzak durulması ve özellikle de toplanma alanlarında bulunulması ve bölgedeki görevlilerin muhakkak uyarılan, dikkate alarak bu süreci en doğru şekilde atlatmamız gerekiyor. Bölgede en son deprem 1114 yılında meydana gelen bir deprem. Çok yıkıcı olarak saydığımız deprem bu bölgede 1114 yılında kayıtlara girmiş. Dolayısıyla uzun yıllardan bu yana bölge bir sismik boşluk olarak bilinen bir bölgeydi. Bunun dışında bir başka önemli husus, daha önceki basın bültenlerimizde de, basın toplantımızda da dile getirdik. Özellikle burada şu anda bu Türkiye'nin afet koordinasyon merkezi olan AFAD'daki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nden yaptığımız uyarılar, yayınlar, bilgilendirmeler dışında hiçbir mecraya itibar edilmemesini rica ediyoruz. Çünkü şu anda en değerli şey vatandaşlarımız için sağlıklı bilgi. Ne yazık ki sosyal medyada, değişik kanallarda bu konuda kötü niyetli insanlar her zaman olduğu gibi yine devreye giriyor ve vatandaşlarımızın kafasını karıştıracak şekilde bir takım farklı farklı akıl dışı, bilim dışı açıklamalarda bulunuyorlar. O yüzden sizden ricamız, hem siz değerli basın mensuplarından hem de çok değerli vatandaşlarımızdan ricamız, buralarda yaptığımız bu resmi açıklamaların dışında hiçbir açıklamaya itibar etmemeleri bizim için son derece büyük önem taşıyor.
Yine buradan gün boyunca, bugün, yarın sizlere belli aralıklarla, bu yarım saatte bir olabilir ihtiyaç olduğunda, bir saatte bir olabilir, sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Tekrar hepimize geçmiş olsun, milletimizin başı sağ olsun efendim. Teşekkür ediyorum. Bu Elbistan depremi artçı deprem midir, farklı deprem? Farklı, bağımsız bir deprem. Şimdi sorun efendim, 7,5 üzeri depremler beklemeli miyiz yani? Normalde bu tür depremlerde 1.6 büyüklüğe kadar artçı sarsıntıları görebiliriz. Fakat bu her ikisi de bağımsız, birbirinden bağımsız deprem. Dolayısıyla bunların oluşturacağı artçı sarsıntılar 6.5, 6.6, 6.7'ye kadar çıkabilir. Teşekkür ederim. AFAD'dan gelen açıklama 6.5, 6.6, 6.7'ye kadar artçı sarsıntıların çıkabileceği yönünde geldi. Son depremin büyüklüğü 7.6, farklı bir fay hattı üzerinden bir değerlendirme yapılıyor. Haluk Eyidoğan hocamız da harita geldiği takdirde net olarak belirleyebiliriz dedi ama sarsıntı sırasında gelen ilk nüvelerle birlikte bunun bir artçı sarsıntıdan ziyade tetiklenmiş yeni bir deprem olduğuna dönük yorumlarda bulunmuştu. Öyle görünüyor gelen ilk işaretler. Adana ve Mersin'e dek çok net hissedildi. Bölgeden gelen bilgiler var. Aktarmayı sürdüreceğiz efendim. Hatay Kırıkan'da zaman zaman ekranlara taşıyoruz. Bir kez daha önemli vurgulamak isteriz. Hemen her bölgeden gelen ihbarları, henüz ulaşmayan yardımları bu ekranlardan aktarıyoruz ki yetkililer daha net işitebilsin, daha net duyabilsin, ivedilikle davranabilsin. Hatay Kırıkan'da İnönü Bulvarı Kupik Apartmanı'nda yine 4 vatandaşımızın enkaz altında hiçbir şekilde yardım ulaşmadığı yönünde bilgiler geliyor. Kepçelerle askerinin o noktaya ulaştığı, AFAD ekiplerinin, uzman ekiplerin beklendiği yönünde bilgiler geliyor. Bu talepleri ekranlara bir kez daha taşımış olalım. Yollar kötü olduğu için kimsenin ulaşamadığı bir nokta. Buradan yetkililere bir kez daha duyurmuş olalım. Hatay Kırıkan İnönü Bulgarı Küpik Apartmanı. Başkent Ankara'dan an itibariyle geri dönüşlerde son sarsıntının gece saatlerindeki sarsıntıdan daha sert olduğunu vurguluyor. Elimize ulaşan ilk tanıklıklar. Gece saatlerindeki ana deprem 7.7 idi bildiğiniz gibi, resmi veriler ışığında söylüyoruz. Bu 7.6 idi ancak farklı bir fayda ve derinliği daha az görünmekle birlikte daha sarsıcı olduğuna dönük yorumlar yapılıyor. Bu arada az önce Malatya Doğanşehir'de 5.6'lık bir artçı sarsıntı daha kayda geçti. Şimdi duyurdu AFAD. Tiyatro sanatçımız Orhan Aydın gece saatlerinden bu yana paylaşımlarını ekranlara taşıyoruz. Hem kızını hem kızımın annesini arıyorum, haber alamıyorum demişti. Paylaşım daha yaptı. Ekranlara taşımış olalım. Eylem Şafak Aydın yetiş kızım Elif Torun Öneren annesi Ayşe Fitnaz Caddesi 5 numara Hatay Merkez. Ev yıkılmış, kızım ve annesi enkazın altındalar. İmdat paylaşımı Orhan Aydın'dan geldi. Hatay merkeze dönük ihbarlar, Kırıkan'a dönük ihbarlar tarafımıza ulaştıkça ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Bir şekilde sesimizi ulaştırabileceğimiz, duyurabileceğimiz yetkilileri paylaşmaya çalışıyor Halk TV Haber Merkezi ve rejisi. Deprem hattına ilişkin farklı bir fay olup olamayacağına ilişkin bu harita üzerinden bir değerlendirme yapmaya başlayalım. Stüdyoya dönüyoruz. Evet. Haluk Eyidoğan hocamız bu yeni bir deprem, tetiklenmiş yeni bir deprem dedi. Çünkü son depremin büyüklüğünde az önce AFAD 7.6 olarak açıkladı. Şimdi farklı bir fayda mı, bunun artçı sarsıntılarıyla ayrıca mı karşı karşıya gelmek durumunda kalacağız? Evet. Bu veriler bize bilimsel olarak ne söylüyor değerli hocam? Şimdi bakın, bugün bütün gün konuştuğumuz Doğu Anadolu fayı burada. Üzerindeki artçı deprem dizilimlerini görüyorsunuz. Elbistan'da